Yumurtalarınız geldi. Hadi bakalım. Ben artık yumurta yemeyeceğim. Aa, niye kızım? Yemeyeceğim işte. Bir dergide okumuş yumurta sivilce yapıyor diye artık yumurta yemeyecekmiş. Bak şimdi kızım, olur mu öyle şey? Doktora gittik ya, ergenlik çağına girmişsin, onun için sivilceler çıkıyormuş. Öyle dedi. Olsun, artık çikolatada, çekirdekte yemeyeceğim. Kola da içmeyeceğim. Ablam sivilceleri yüzünden çirkinlik kompleksine girdi anne. Hiç de bile girmedim. Girdik, günde kaç saatini aynanın karşısında geçiriyorsun. Sivilcelerimi sıkıyorum. Sakın sıkma, iz olur, yüzün delik deşik kalır sonra. Ceren'cim, bir sürü genç kızın yaşadığı bir problem bu. Bu bir dönem, geçince bir şey kalmayacak. Geçmesini bekleyemem. Kerem'in beni bu yüzümle görmesini istemiyorum. İşte asıl sorun da bu. Benim yaşıma gelince seni de görürüz. Ah! Ne oldu? Tekmeleme abla. Ceren, yani hiç yakışıyor mu sana? Zaten bana hiçbir şey yakışmıyor. Ay, ben giyinmeye gidiyorum Firuzeciğim, sana kolay gelsin. Ceren, hazırlandın mı? Tabii, tıraş olup çıkacağım bile. Sadıkçım, istersen önce bir fincan çay iç, ondan sonra tıraşa git. Çünkü Cem banyoda hala. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ne zaman şu banyoyu boş bulabileceğim acaba? Neyse, şuna sesleneyim de bari ne zaman çıkacakmış bir öğreneyim beyefendi. Aşağıda da Ceren'e dikkat et lütfen. Biliyorsun hala bunalımda. Oh. Banyo hala dolu mu? Ben varım baba. Biraz çabuk olabilir misin oğlum? İşe geç kalıyorum. Daha tıraş olacağım. Tamam, birazdan çıkıyorum. Gösterir misin bana? Aynam nerede? Aa, Cem'in odasında ne işi var onun? Merak etmeyin Betüşperi. Hiçbir fani onun sihirli olduğunu anlayamaz. Ve onu sihirle kullanamaz. Tamam, onu anlıyorum da benim aynamın Cem'in odasında ne işi var onu anlamadım. Bir inceliyorum. Evet, akşam bıyıklarına yakından bakmak için kullanmış. Tamam, teşekkür ederim. Çocuklar. Peki. Cezayir mi bayan? Hayır. Ya bu ne ya Allah aşkına? Bu ne Betüş? Yani şöyle bir dakika tuvaletimizi bir boş yakalayamıyoruz kardeşim. Abim daha çıkmaz baba. Kesin saçlarını jöleliyordur. Sen kendine bak. Girdin mi çıkmak bilmiyorsun. Bu var ya bu. Sivilcelerimi sıkacağım diye bütün gün aynanın karşısında. Dün saat tuttum. Tam 2 saat banyodaydı. Çilek, çok ayıp oluyor kızım. Ablana bu deme. Ama anne, Seda sen de konukları için bu diyor. Bu gidişte ablamın yüzü ayın yüzeyine benzeyecek. Krater gibi olacak. Ya sen sussana. Ama ben öyle miyim anneciğim? Tuvaleti sadece tuvalet yapmak için kullanıyorum. Tuvaletimi yapıp hemen çıkıyorum. Kızım oynama şu yüzünle. Ceren annen doğru söylüyor. Oynama yüzüne, delik deşik olacak sonra kızım. Benim işim bitti baba. Çok şükür, çok şükür. Abi ne kokuyorsun? Ben mi? Hiç. Bir şey kokmuyorum. Kokuyorsun. Babam gibi kokuyorsun. Gene adamcağızın parfümünü sürdün sen. Cem, senin yaşına uyar mı hiç o parfüm? Yok anne yok. Abim tıraş köpüğü kokuyor. Cem, içime de dolmadı değil. Biri bana bunlarla ne yaptığını açıklayabilir mi? He? Biri bana bunlarla ne yaptığını açıklayabilir mi diye sordum. Ben açıklayayım baba. Abim tıraş olmuş. Ne? Nasıl? Ya biraz bıyığım çıkmıştı, onları aldım. Oğlum delirdin mi sen? Delirdin mi sen çocuğum? Ben sana kaç defa demedim mi? Erken tıraş olursan sakalın bıyığın erken ve sert çıkar diye. İşte otur hayatım sen. Maalesef bizi dinlememiş. Çok çirkin görünüyordun baba ya. Büyüteçle baksan bile görünmüyordu. Betüş delireceğim, vallahi delireceğim. Ya bu çocuk niye laftan anlamıyor? Ben geçen gün senin bıyığın mıyın yok dedim mi demedim mi ona? Dedin. Dedin hayatım ama... Baba saydım. Tamı tamına 3 tel vardı. Kesin Tuğçe saymıştır. O kes demiştir. Sen de kesmişsindir. Bu ikisi var ya... Her şeylerini Tuğçe ile Kerem için yapıyorlar. Bize bu deme. Evet, onlara bu deme. Ya bana bakın çocuklar. Yani büyüme çağındasınız diye üzerinize gelmek istemiyorum. Ama artık yeter. Kendinizle bu kadar uğraşmayın canım. Aa, Firuze! Buyurun Sadık Bey. Çabuk şunları banyoya götür, gözüm görmesin lütfen, hadi. Ben dışarıda tıraş olmaya gidiyorum, tamam mı? Sonra görüşürüz. Tabii canım. Babam da niye bu kadar kızdıysa hayret bir şey. Hayatım, baban sizlerin iyiliğini düşünüyor. Ne yani? Bıyıklı mı gezelim? Sivilceli mi dolaşalım? Çocuklar, aa servisiniz geldi. Hadi bakalım okula. Okuldan dönünce bütün bu konuları konuşuruz, tamam mı? Hadi hadi hadi, montlarınızı, ceketlerinizi giyin. Hadi canım. Aa yaşasın, halası da burada. Yo hayır, bu yaşlı kadını korkutmayacaksın değil mi? Asıl o korkacak. Seyret de gör. Ben görmek istemiyorum. Sen bilirsin. Hayır, hayır. Aa, bu görürsün. Hayalet. Bismillahirrahmanirrahim. Gez hayalet. Yürü bak, kaçalım yürü. Yürü anne. Halacığım ben hiçbir yere kaçmıyorum halacığım. Görüyor musun? Bu benim için yeni bir tür, benim gözlem yapmam lazım. Anne yürü kaçalım, ne yapacağım belli olmaz. Halacığım bak bak, bu hayaletten uçabiliyorsan biriler de uçabiliyor demektir. Artık bana inan. Dur gitme hala, birazcık eğlenelim. Allah aşkına bak anne, kapımızı hayaletler zaptetti. Ama ben yalnızca bir tanesini görüyorum. Ben hissediyorum burada şok var. Acaba fal baktığımıza mı kızdılar? Yeter artık Toprak. Kadıncağız çok fena oldu. Bir de cin getireceğim. Ne cini? Dilek cini. Hayalet nereye gitti? Bilmiyorum. Hadi yürü Avnik, çıkalım ne olur. Hiçbir yere kaçamayız halacığım. Baksana bir cin peydah oldu. Hem siyahi hem dişi. Dile benden ne dilersen. 3 hakkın var. Bizi buradan kurtar. İki, bütün eş dost akrabalara perilerin var olduğunu ispat et. Üç, karımın yeniden bana aşık et. Oh. Üçünü de yapacağım, merak etme. Birinciden başlıyorum. Kapıyı açın ve çıkın. Döndüğünüzde korkunç bir şey olmayacak. Allah razı olsun. Hadi yürü Avni, çıkalım. Sahiden bunu yapacak mısın cin? Bana güven Avni. Adını da biliyor. Başlarım adından. Hadi yürü çıkalım, sözünü dinleyelim. Hem çok fena yapacağım seni. Halan için bir tanecik dilek dilemedim, fikirsiz. Halacığım öyle deme. Üç dileğin bir tanesini sen yedin zaten. Kusura bakmayın, halam biraz böyle. Görüşürüz cin. Toprak çok ileri gittin. Deli misin? Daha yeni başladık. Hadi gidiyoruz. Evet. Şimdi Firuze abla ne yapıyor ona bakalım. Toprak ne istiyorsun zavallı kadından? Lütfen artık insanlarla uğraşma. Rahat bırak. Ne? Bırakmayacağım. Acaba ona ne yapsam? Bence hiçbir şey yapma. Bu çok kötü bir oyun. Bırak artık bunu lütfen. Faniler korkmak için film seyrediyorlar. Ben korkutunca niye kötü oluyor? Çünkü sen gerçekten korkutuyorsun. Filmler adı üstünde. Sadece film. Tamam, tamam. Bu son. Hadi gel. İçeri mi? Evet. Yok çocuklar, yok. Bütün bu olup bitenler tesadüf olamaz. Tabii ki olamaz. Yani Eda'nın evinde olanlar, benim kafede olanlar, bunlar tesadüf değil. Hey Romalılar! Acaba sizin alemde sizden başkaları da mı var? Belki de tanıdığımız biri bize çok kötü bir şaka yapıyor. Çünkü bu konuda en ufak bir bilgi yok bu kitaplarda. Kızlar, Periliçe'ye haber vermeden biz kendimiz bir baksak mı? Bakalım dünden bugüne neler olmuş? Bence bu fevkalade bir fikir. Sihirli ayna bize gösterir. Hadi gelin. Aman çok şükür aynaya bakmayı akıl ettiler. Ay anne bu çalışmıyor. Bozulmuş. Benim odamdan bakalım. Hadi gelin. Hadi. Beceriksiz periler bir halt bulamadılar. Bari ben araştırayım bir parça burada. Kızım mercimeği alıp aşağı in. Kızım mercimek olmuş mercimeği kızım. Sakin olun Betüş. Eda'yı tut. Neler olduğunu öğrensek hiç fena olmayacak. Niye herkes burada? Sen var ya sen bittin. Seni parçalayacağım yemin ediyorum. Perihan teyze, bunun eti senin kemiği benim. Ne yaparsan yap, vereceğin her cezaya ben razıyım. Gördün mü? Herkes her şeyi öğrenmiş. Sana söylemiştim. Açıklayabilirim. Açıklanamaz şeyler yapmışsın Toprak. Utanmaz seni. Arlanmaz. Tamam Eda'cığım, ben kafeye gidip herkesi eski haline getireyim. Ha, sen de Yavuz'un çocuğun yokluğunu anlamaması için Toprak'ın kopyasını al eve götür. Ha, bu arada yüzünü değiştirmeyi unutma, olur mu? Ah. Sana gelince Toprak, bir hafta anneannenin şatosunda bir fanusun içinde deniz atı olarak yaşamını sürdüreceksin. Olamaz. Olacak. Hiçbir kötülük cezasız kalamaz Toprak Hanım.